arkadaşlar, selamünaleyküm. Ben ziraat mühendisi Akınma'dan. Yonca tarlalarından video çekiyoruz. Bu dördüncü biçim. Aylardan Eylül, 2 Eylül 2019. Büyük ihtimal bir kere daha biçeriz. Ağustos sonu kurak gitti. Yonca 50-60 santimde kaldı. Üstten ne kadar gübreleme yapsanız da sıcaklık stresinden çiçeğe binmeye başladıktan sonra yonca boy verimi durur. İthal kapsız yonca kullanıyorum ben. Ortalama 68-70 dönüm bir şu an ekil alanım var. Dekar başına 17-18 balya alıyorum. Balyalar 25-26 kilo. Daha bir yaşındalar. Seneye, tabii ki de ikinci seneden sonra randıman %30 artacak. Arazilerimiz meyilli. Meyilli olduğu için dekara 6-7 kilo tohum atıyoruz. Normalde düz arazi olsa 4,5-5 kilo yetiyor. Yoncamızın çeşidi İtal Prosementi. Kapsız yonca. Küsküt garantili. İkinci yılından itibaren ortalama biçim boyları 1 metreyi buluyor. %10 çiçeklenmede biçiyoruz yoncayı. Tabii ki de her biçim %10 çiçeklenme değil. İki biçimde bir çiçeklenmeyi arttırıyoruz. Çünkü yonca sürekli çiçeğe binmeden biçildiğinde enerjisini kaybediyor. Monotonlaşıyor. %24 civarı bir protein değeri var yoncanın. Doğru biçim yapıldığında, ıslatılmadığında. Araziler böyle devam ediyor. Tabi bütün arazilerim burada değil. Karadeniz bölgesinde toplu arazi bulmak biraz zor. Burası ortalama tarla başı 3 dönüm. Bir 10 tarla falan var burada. 10 tarla tepede var. Yonca işine 5-6 yıl önce başladım. Karlı bir iş. Ama zahmetli bir iş de. En önemlisi yağmura yakalatmadan balyaya sarabilmek. Kanalımızı takip edin. Videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.